Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay, inanılmaz güzel ve kullanışlı bir model göstermek istiyorum. Sadece iki sırada örülen ajurlu bir örgü modeli. Özellikle yazlık örgüler için inanılmaz güzel duruşu olan bir örgü modeli. Bu modelimin ön yüzü, bu da modelimin arka yüzü. Modelin üst kısmını özellikle düz örgü yaptım ki modelinizi tek başına örebileceğiniz gibi aynı zamanda kazakların, bluzların veya bebek etek veya elbiselerin alt kısmına da uygulayabilirsiniz. Modelin ön yüzü kadar arka yüzü de çok güzel. Her iki yüzünü kullanabilirsiniz. Ters örgü bir modelde arka yüzünü kullanabilirsiniz. Düz örgülerde ise ön yüzünü kullanabilirsiniz. Yaz örgüleriniz için koton veya merserize iplerle uygulayabilirsiniz. Daha mevsimlik örgüler için de akrilik veya yün iplerle de uygulayabilirsiniz. Ben elimdeki bu parçayı Alize markasının bebe yünü ile ve 4,5 numara şişle ördüm. Duruş bu şekilde oldu. Bu modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı 5'in katları -1 şeklinde olmalı simetri açısından. Şimdi ben modeli size direkt olarak düz örgünün üzerinden anlatacağım. Benim şişimde 44 ilmek var. 9 kere 5 45 -1 44 ilmeğim var. Model ön ve arka yüz olmak üzere 2 sıradan oluşmakta. Her iki sırada aslında örme şekli aynı, sadece ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü ile örüyoruz. Modelin birinci sırası ön yüzde. Bu arada modeli her iki yüzden de başlayabilirsiniz. Ön yüzden başlayabileceğiniz gibi arka yüzden de başlayabilirsiniz. Ben modeli şu anda ön yüzden birinci sırasını uyguluyorum. Kenar bir ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi araya bir dolama yaptım. Sıradaki 1-2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bakın, önce ilk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişimi aldım. Daha sonra ikinci ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişimi aldım. Her iki ilmeği tekrar sol şişime aktarıp arka iplerinin içinden düz topladım. Şimdi sırada bakın 1-2-3 ilmek düz ördüm. Topladığım ilmekle birlikte 4 oldu. Araya bir dolama yaptım. Yine sıradaki 1-2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Tekrar sol şişime takıyorum. Her iki ilmeğe batıp arka iplerin içinden düz ördüm. Yine sıradaki 1-2-3 ilmeği düz örüyorum. 1-2-3. Modelime baktığımda bakın her dolamadan sonra bir toplama, 3 düz. Dolama, bir toplama, 3 düz. Yine araya bakın bir dolama yaptım. Sıradaki 1-2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Tekrar sol şişime taktım. Her iki ilmeğe batarak arka iplerin içinden düz ördüm. Sıradaki 1-2-3 ilmeğimi düz ördüm. Yine araya bir dolama. Yine 1-2 ilmeği sol şişimden çıkarıp yönlerini değiştirerek tekrar sol şişime taktım. Arka iplerin içinden ikisini düz olarak topladım. Sıradaki 1-2-3 ilmeği düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum.
Şimdi sıra sonuma geldim. 2 ilmeğim kaldı en son bakın. 1 doladım, 2 topladım, 1, 2, 3 düz ördüm. Bu son 2 ilmekten önce dolama yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü ben dolamalarımı toplamalardan önce yapıyorum. Eğer buraya bir dolama yaparsam ilmek sayımda artış olur. Yani ben son dolama, toplama ve 3 ilmek düz ördükten sonra sıradaki kenar 2 ilmekten önce dolama yapmıyorum. Doğrudan bir düz örüp kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitiriyorum. Birinci sıramı bitirdim. Döndüm arka yüzdeyim. Şimdi arka yüzde yine aynı şekilde bir dola, iki topla, üç ör şeklinde devam ediyorum. Ancak arka yüzde bu işlemi ters örgüyle yapıyorum. Bir de arka yüzde ilmeklerin yön değiştirme işlemini yapmıyorum. Arka yüzde ikinci sırama başlıyorum. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Hemen araya bir dolama yaptım. Devamındaki iki ilmeği birlikte ters olarak topladım. Bir doladım, bir topladım. Arada bakın. Bir, iki ve bu doladığım ilmekle birlikte 3 ilmek ters ördüm. Yine bakın bir dolama, bir toplama, burada 3 ters. Araya bir doladım, 2 ilmek birlikte ters topladım. Yine 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım, iki ilmek birlikte ters topladım. Yine devamında bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Yine bu şekilde sıra sonuna iki ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna 2 ilmek kaldı. Şimdi bu grubun başında doladığım için, dolayıp topladığım için yine bu 2 ilmekten önce dolama yapmıyorum. Son 2 ilmeği de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Yani benim son dolamadan sonra bakın sıra sonlarında 6 ilmeğimi örüyorum. Bir daha arada bir dolama yapmıyorum. İkinci sıramı da bitirdim. Döndüm. Ön yüzdeyim. Bakın deliklerim oluşmaya başladı. Şimdi ön yüzde tekrar birinci sıramı uyguluyorum. Son kez gösterelim. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir dolama yaptım. Şimdi bakın artık bundan sonra karşımıza sürekli ön yüzde şu doladığımız ip gelecek. Doladım ilmeği ve sıradaki bir ilmeğin yönünü değiştirdim. Battım, arka iplerin içinden düz olarak topladım. Yine devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım, bakın önde bir önceki ön yüzde doladığım ilmeğim var. Bu ilmeğimi ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Tekrar sol şişime taktım. Her ikisini arka iplerin içinden düz olarak ördüm. Devamında yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine bakın bir dolama yaptım. Sıradaki 1, 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Arka iplerin içinden düz topladım.
ve devamındaki 3 ilmeğimi düz örerek örgüme sıra sonuna 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna 2 ilmek kaldığımızda buradaki bakın 1 dola 2 topla 3 düz işleminden sonra dolama yapmıyorum. İlk ilmeği düz, kenar ilmeği de her zamanki gibi ters örerek sıramı bitiriyorum. Birinci sıranın tekrarını yaptım. Bundan sonra ön yüzde ilk sıramı sürekli bu şekilde örüyorum. Arka yüzde ikinci sıranın tekrarını da tekrar gösterelim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bakın burada da 6 boş olan ilmek önde. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters topladım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 1 doladım yine sıradaki 2 ilmeği ters topladım. Devamında 1, 2, 3 ilmeği ters ördüm. Yine 1 dolayıp aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldığında bu son toplamadan sonra 3 ters ördüm ve artık buraya dolama yapmıyorum. Sıradaki 1 ilmeği ters, kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzde ikinci sıramın tekrarını yap. Ve bundan sonra sürekli bu şekilde devam ediyorum. Bakın tekrar üst kısımda modelim oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim bu. Umarım bugünkü modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu ve modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.